Merhaba değerli dostlar, herkese hayırlı günler, hayırlı hafta sonlar. Birçok adaylarımız birkaç gün önce orta öğretim KPSS sonuçlarını ÖSYM tarafından görmüş oldu. Aldığımız puanlar memur atamalarına denk gelecek mi? Aldığımız puan alıma denk gelecek mi? Ben hangi branşta memur olabilirim? Uzman erbaş olabilir miyim abicim? Uzman çavuş olabilir miyim? Subay, assubay? Bununla ilgili bir memur atamalarına denk gelebilir miyim aldığım puanla? Bununla alakalı binlerce sorular gelmiş oldu arkadaşlar. 2022 ortaöğretim KPSS sonuçları birkaç gün önce açıklanmış oldu. 2023 yılında uzman çavuş alımı olacak mı abicim? Milli Savunma Bakanlığı alım gerçekleştirecek mi? Hangi alımlar, hangi memur alımları bizlerle birlikte olmuş olacak? Bu süreçte arkadaşlar sorduğunuz sorular artık üst üste geldiği için herkese ayrı ayrı cevap vermektense herkese toplu bir şekilde cevap vermek bence en mantıklısı diye düşünmüş olduk arkadaşlar. 2023 yılında arkadaşlar Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımını gerçekleştirecek. Bunun onayını almış olduk arkadaşlar. Ve Milli Savunma Bakanlığı da 2023 yılında %95 ihtimalle arkadaşlar uzman çavuş alımı gerçekleştirmiş olacak Milli Savunma Bakanlığı tarafından. 2018 yılından belli uzman çavuş alımını gerçekleştirmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri artık 2023 yılına kadar alımın olmayacağını söylemişti Hulusi Bakar Sayın Bakanımız. Ve artık 2023 yılına da girmemize de birkaç ay kala herkes artık etkileşim olarak bizlere mesaj atmakta. Alım olacak mı olmayacak mı gibisine sorular sordu. Bizler de aldığımız bilgileri sizlerle birlikte paylaşmış olacağız arkadaşlar. 2023 yılında uzman çavuş alımları üst üste gelmiş olacak arkadaşlar. Seçimden önce alım olacak, bunu biliyoruz zaten. Bu süreçte KPSS şartı olacak maalesef arkadaşlar. Çünkü artık ekonomik bir krizin içerisinde olduğumuz için işsiz olan maalesef Müslüman kardeşlerimiz daha çok bir vaziyet aldığı için kolay bir iş bulmaya çalışıyor. O süreçte de KPSS'ye girip farklı bir devlet kadrosunda yer almak için üst üste alımlara başvuru yapmakta. Üniversite mezunu olan kardeşlerimiz ilerlediği bölümlere gidemediği için ve gittiği halde aldığı maaştan memnun olmadığı için maalesef asker olmak istiyorlar. Bu süreçte vatanımıza hizmet etmekte hiç tereddüt etmeyen kardeşlerimiz de bu çok haliyle arkadaşlar. Alım süreçleri 2023 yılında olmuş olacak. Başvuru çok olacak arkadaşlar 2023 yılında. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı ayrı alım yaparken Jandarma Genel Komutanlığı da ayrı alım yapacak. Bu süreçte KPSS şartı da olmuş olacak arkadaşlar. Başvuru sayısına göre taban puanlarını belli edecek Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı da arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı yapacak olan alımda KPSS şartını isteyecek arkadaşlar. %99 ihtimalle isteyecek kardeşlerim maalesef. Söylediğimiz, aldığımız bilgilerle böyle bir cevap almış olduk arkadaşlar. Alım süreci başladığı an KPSS şartı olacak diye cevap aldık. Çünkü çok başvuru oluyor arkadaşlar, farkındasanız. KPSS olduğu halde yoğun bir başvuru oluyor. KPSS şartı olmasa, örnek veriyorum, 150 bin başvuru olduysa en az 500 bin başvuru olur arkadaşlar. Bunun önüne geçecek olan Milli Savunma Bakanlığı KPSS şartını koyacaktır yüksek ihtimalle. Ve Jandarma Genel Komutanlığı da böyle bir engeli zaten 2021 yılında koymuş oldu. Ve almış oldukları puanlarla ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın belirlemiş olduğu taban puanlara göre çağrılan adaylarımız sıralanıyor bu şekilde. Rakipleriyle performans fiziksel açıdan yarışıyorlar. En iyi puanı alan ve fiziksel açıdan fiziki yeterlilik testinden iyi bir puan alan, sözlü mülakatta iyi bir gösteriş sağlayan, diksiyon, hal ve hareket, kendini ifade edebilme, soğukkanlılık, özgüven, bunları karşı tarafa yansıttığı halde yedek olacak kardeşimiz asil olarak yer değiştiriyor. Bu süreçte sistem böyle arkadaşlar. Elimizden geldiğince sizlere bilgi aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. WhatsApp grubumuza gelmek isteyen, uzman erbaş alımını bekleyen, uzman erbaş mülakatına gitmiş olan, olacak olan kardeşlerimiz varsa yorum kısmına WhatsApp grubumuza gelecek olan kardeşlerimize link bırakıyoruz. Halk ve Şövalye'den oluşan kanalımıza katılmak isteyen kardeşlerimiz halka katılsın, şövalye katılsın, buyursun gelsin grubumuza. Benimle birebir konuşmak isteyen, sıkıntısı derdi olan kardeşlerimize de elimizden geldiğince yardımcı olmaya devam edeceğiz kardeşlerim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.